bana hayır deyip yüreğime indirmeyin. Eyvah, Tomok çok sinirli oldu. Birinin bu kadına gerçekleri söylemesi lazım. Necati Bey, daha bugün öğlen tanıştık. Olsun, hele bir evlenelim. Sonra bol bol birbirimizi tanırız. Benim biraz daha zamana ihtiyacım var. Arada böyle halecan yapıyorum, boynum tutuluyor. Geçmiş olsun. Bakın, şimdi siz bu yüzüğü alın, sizinle biraz daha sohbet edelim, ha? Yüzüğü almayayım. Siz bana cevap verin, sonra oturup sohbet edelim. Benimle evlenir misiniz? Otur yerine. Efendim? Telaş etmeyin, cevap verin. Düşünün, giderek fikirler kafanıza oturur diyorum. Benimle evlenir misiniz? Yani şimdi ben... Lütfen! Gül lütfundan sineme ağır düşer. Avuçlarımdan yere ince ince zar düşer. Şu kudretli alnıma intizar düşer. Hüsnünün karşısında bülbül olamadım ben. Ay sizin bülbül olduğunuz kesin de ben emin olamadım. Hele bir evlenelim, emin olmanız için ben elimden geleni yapacağım. Kasım Bey. Kasım çağırıyorum ama yok. Benimle evlenir misiniz? Ay yani ben... Bakın madem bu kadar ısrar ediyorsunuz... ...size istediğiniz cevabı vereceğim. Aa baba! Bu ne tesadüf, ne işin var senin burada? Ben de size aynı şeyi soracaktım. Sizin ne işiniz var burada? Ya biz Lütfü abimlerle bir balık yiyelim dedik. Çocuklar babam burada. Gelin oturalım, ayıp olur. Ayıp bana olmaz evladım, zaten masada yer yok. Aşk olsun baba, bir masa ekleriz. Abi tut şunun ucundan, tut. Merhaba. Merhaba. Lütfü bırakma masayı. Biz hallederiz efendim. Heh, bir siz eksiktiniz. Buyurun buyurun çocuklar, merhaba hanım, merhaba. Baba. Ne kadar güzel bir yer seçmişsiniz. Sayenizde iki sene sonra ben de güzel bir restoran gördüm. Şşş, oo, çöktü bunlar masaya. Ben de gidiyorum, annemi orada yalnız bırakamam. Bence de bırakmayalım. Gidelim. Aa, anne. Aa. Sen de mi buradaydın? Ne haber? Hoş geldiniz. Bunlar da benim çocuklar. Allah bağışlasın. Asıl sizleri sormalı. İyiyiz, iyiyiz. Gerçi babam böyle bir karar aldığını söyleyince biz biraz şok olduk ama... Nasıl yani? Neden şok oldunuz? Canım çocuklar şok geçirdiler çünkü yeni bir anneleri olacaktı ondan. Yalnız annem henüz evet demedi, hatırlatırım. Babacığım benim zaten bir annem var. Benim de var. Nasıl yani? Anneler ayrı ayrı. Yani baba bir, anneler ayrı. Yani şöyle oluyor. Balığın soğuyor. Olsun baba, soğusun. Soğursa değiştiririm. Sen öyle yapmıyor musun? Nasıl yapıyor? Babam beğenmezse hemen değiştirir. Neyi değiştirir? Karısını. Balığını yani. Evet, benim babam 3 defa balık değiştirdi. Nasıl yani? Şimdi benim annem 4. balık mı olacak? Şey, aman 4. evlilik mi olacak? Çocuklar yeter kesin artık. Hadi bakalım bizi Feride Hanım'la baş başa bırakın. Bir dakika, bir dakika. Babanız 3 kere mi evlendi? Programda bir demişti, öldü demişti. Benim annemden söz ettiyse daha bu sabah görüştüm, turp gibi maşallah. Benim annem de gayet sağlıklı. Bildiğim kadarıyla 3. eşinizle yaşıyor değil mi babacığım? Tabii, Allah ömür versin, herkesin eşi yaşasın. Nereden çıkardın bunu canım? Evladım, meyvemiz hazır mı? Ateşli bir şey, yangınlı bir şey getir. Dur bakalım, daha neler çıkacak? Aslında babamın programda dili sürçtü. Yalnız yaşıyorum dedi ya, yalnız yaşamıyor. Evet, biz de beraber yaşıyor. Hatta 2 de çocuğumuz var, canavar. Aa, ne canavarı canım, benim çocuklarım canavar değil. Anne, bu yaştan sonra bir de çocuk mu bakacaksın? Zaten bu yüzden evleniyor. Çoluk, çocuk, çamaşır, yemek bunlar ağır işler. Söylemiştim ben sana, bu adam kendini hizmetçi arıyor. Yavrum, yeter artık bu duyduklarınızın hepsi iftira Feride. Yeter artık, daha fazla bir şey dinlemek istemiyorum. Yürüyün çocuklar, gidiyor. Çantamı aldım, hesabı ödeyeyim. Ne olur, vallahi gitmeyin bakın daha... Feride Hanım, biraz meselesinden böyle yapıyorlar. İyi geceler.
O gecenin galibi çocuklar olmuştu. Evlilik Necati Bey'in avuçları arasından son anda kayıp gitti. Feride Hanım'ı geri döndürmek artık imkansızdı. Necati Bey sinirli olduğu zamanlarda yaptığı gibi yine uzun uzun et dövdü. Bu onu çabucak rahatlatırdı. Ama bu sefer siniri geçecek gibi değildi. Usta, o etler ziyan olacak. Kimse almaz ki o kadar eti. Bunlar et değil Rıza. Bak şu mesela Lütfi mandası. Bu da Erdem danası. Bir lütfü daha. Feride Hanım cephesinde ise kızgınlıktan çok kırgınlık vardı. Kandırmış beni. Söylediği her şey yalanmış. Nereden biliyorsun her şeyin yalan olduğunu? Evlilik teklif etti. Tam evet diyecektim, çocukları çıka geldi. Aa, evlilik de mi teklif etti? Ay iyi ki kabul etmemişim. Çocuklarım sıcak bakıyor demiştim. Meğerse hepsi karşıymış. Ayol çocuk onlar. Kıskanacaklar tabii. Semihacığım, sadece bir tane değil ki, neredeyse bütün söyledikleri yalanmış. Bir kere evlendim demişti ya. Üç kere evlenmiş, üç. Aman Feride, ne fark eder? Ha, ne fark eder? Yani bir iki tane ufak yalan söyledi diye böyle teklif reddedilir mi? Biliyor musun? Başında hoşuma bile gitmişti. Televizyon programında o kadar kadının arasından beni görüp beğendi falan ya. Kendimi genç kız gibi hissetmiştim. Hatta bir ara sahiden aşık falan sanmıştım. Meğerse amacına ulaşmak için her şeyi çarpıtarak anlatıyormuş. Ah Feride'cim ah. Sen hep böyle idealist oldun zaten. Ya ne güzel, hayatına bir heyecan, bir farklılık gelecekti. Ne oldu şimdi? Geldin eve yine ahşap boyuyorsun. Vallahi yalan söyleyen bir adam bile yalnız olmaktan daha iyidir. Ayol hiç olmazsa oturur yalan söyler. Ama boş duvarlar insana hiçbir şey söylemez. Öyle bakar durursun. Vallahi babamı çok kızdırdınız. Erdem, mümkünse bu gece siz burada yemeğe kalmayın. Hatta mümkünse birkaç yıl görünmeyin. Allah kızarsa kızsın. Biz amacımıza ulaştık ya, sen ona bak. Ay canım ya. Bu gariban da kayınpederi evlenirse bu evden taşınırız diye umutlanmıştı. Sen bana gariban mı dedin? Ay takılıyorum canım. Gariban sensin. Daha bir yemek yapmayı bilmiyorsun. Bulmuşsun birini. Evlenmişsin. Senin her gün kurban kesmen lazım. Allah bazılarına kuru fasulye yapma yeteneği vermiş. Bazılarına da zeka ve güzellik. Ha kusura bakma, sana kuru fasulye düştüyse benim suçum değil şekerim. Erdem, şu çeyrek gelin karına bir şey söyle. Eğer sofra kurmamda bana yardımcı olmazsa ikinize de bu gece yemek yok. Aşk olsun yenge, lafım olur, yardım eder. Edersin değil mi hayatım? Tehdit etti diye mi? Mümkün değil. Ha çıkar dışarıdayız, olur biter. Ama hayatım sen de yani Gülşen yenge gibi kuru fasulye yapan kimseyi bulamazsın İstanbul'da. Bir tabak fasulye için beni mi harcıyorsun Erdem? Şu hayatta bir kere de benim yanımda olsan olmaz değil mi? Ben senin yanındayım hayatım. Biz her akşam yemek yemeye mecbur muyuz? Mecbur değiliz ama gelmeyince babam kızıyor niye gelmediniz diye, biliyorsun. Karımla dışarıdaydık dersin, olur biter. Olup bitmez canım, olup bitmez. Hele bugünlerde hiç olup bitmez. Zaten kızgın bize. Erdem, bak kabul et, sen ailenden kopamıyorsun. Hep burada olmak istiyorsun. Ne alakası var ya? Ayrıca ben ve onlar söz konusu olduğunda hep onların tarafındasın. Bak bu böyle olmaz söyleyeyim. Bunu bir danışmana danışmamız lazım. Ne? Danışmam? Ben danışmam danışmana manışmana. Korkma canım, dişçi demedik. Danışman dedik. Oturup dinleyeceğiz. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar usta.
naylon kadını var. Dünen televizyonda yalanları dizeleyip duruyordun gene. Ne oldu, kızlarınla oturup kadın programları mı seyrediyorsun kız babası? Bir oğlan doğurt da belki evlatlarınla maç seyredesin. Ne için gari? Bizim Şen Kasap televizyonda diye duyunca oturup televizyonu açtık, seni seyredemedik. Yatan karpuz gibi olsak 50 sene bir karıyla idare ederdik. Azıcık dinamik olacaksın, değiştireceksin. Ya anca laf, anca laf. Ne oldu ki? Ha? Etleri dövüp durduğuna göre ablayı dünya evine sokmadık herhal. İstesem sokardım da ben tercih etmedim. Ya. Bir tercih etmemiş. Abi abi. Bu ne ya? Niye kimse konuşmuyor? Tıp mı oynuyoruz? Şşt! Babamlar dedemin evlenmesine engellemişler. O yüzden dededen çok sinirli. Hadi ya. Çok güzel teyzeydi dede. Kaçırmışsın vallahi. Ben kaçırmadım evladım. Ben kaçırmadım. Biz senin iyiliğin için yaptık baba. İyiliğim içinmiş. Evlenmeyeyim de miras size kalsın diye yaptınız. Tamam işte senin iyiliğin için. Zaten 3-5 tane daire kaldı, onlar da gitmesin diye yani. Bakın şimdi beni iyi dinleyin. Lütfü kaldır başını fasulyeden. Bundan sonra mirastan size zırnık yok. Tamam mı evladım? Kuruş alamazsınız. Yarın hemen bir avukat buluyorum. Bütün mirasımı hayır kurumlarına bağışlıyorum. Tamam mı can? Hadi şimdi fasulyenizi yiyin. Çok güzel olmuş kızım. Eline sağlık. Abi. Canım annem benim. Bak ne güzel, yeniden hep beraberiz. Az kalsın yalnızım diye evlenecektim. Tabii ya. Gelmeniz için televizyona çıkmam gerekiyormuş. Olur mu anneciğim ya? Sen hep bizim aklımızdasın. Aman da benim annem duygusallaşmış. Şebnem, sen iyi misin kızım? İyiyim. Harun niye gelmedi? İş seyahatinde. Sen de gitseydin ya abla. Eşler katılmıyormuş. Sekreterler katılıyordur ama. Abi sen de al patavatsızsın ya. Ne var kızım ya, ne dedik? Bak annemin başına geldi işte. Dikkatli olsun diye söyledim. Ya sizce gerçekten mirasını hayır kurumlarına bağışlar mı? Bağışlar vallahi, çünkü çok sinirler. Yok ya, bence blöf yapıyor. Değil mi Fulya? Bence kesinlikle bağışlamaz. O kadar şeyi bağışlamaya kıyamaz. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey söyleme lütfen. Ya kapatın artık şu miras meselesini. Yaşayan birinin mirasından konuşmak, o kişinin ölümünden konuşmak demek olmuyor mu? Ha? Siz şimdi babanızın öleceği günden mi konuşuyorsunuz? Eğer öyleyse bir de öbür taraftan bakın. Ha? Ben şimdiye kadar babası öldükten sonra mirası bana kaldı diye sevinen evlat görmedim. Sen gördün mü Lütfü? Sen Erdem. Necati Bey daha önce 3 defa evlenmişti. Ama aklından çıkaramadığı tek kadın sadece 2 defa gördüğü Feride Hanım'dı. Mağlup olduğu için mi yoksa aşık olduğu için mi üzüldüğünü kendisi de bilmiyordu. Mağlup olduğu için üzüldüğüne karar verdi. Çünkü bu yaşta aşık olabileceğine kendisi bile ihtimal vermiyordu. Feride Hanım da Necati Bey'i düşünmeden edemiyordu. Yıllar sonra ilk defa bir adam ona bir kadın olduğunu hissettirmişti. Ama artık yapacağı hiçbir şey yoktu. O masadan kalktığında Necati Bey defteri evlilik defteriyle birlikte kapanmıştı. Hadi, hadi yiyin şu yumurtalarınızı, geç kalıyorsunuz sonra. Anne ya, çok katı olmuş. Ayarını bir türlü tutturamıyorsun, yiyemiyorum. Allah Allah küçük hanım. Her sabah senin yumurta ayarınla uğraşamam ben. Katı yaptım, katı yiyeceksin. Anne, bana çay. Bir bardak yeter hayatım sana. Sonra ilk derste çişin geliyormuş. Hiç de bile. Öğretmeninden çiş izni isteyen bir tek sen misin? Kim söyledi? Canberk söyledi. Döveceğim hocam belki. Bana bak, okulda bir daha kavga etmek yok. Öğretmen çağırırsa ilk sopayı benden yersin. Otur Lütfü, otur, otur. Babam daha kalkmadı mı? Kalkmadı. Allah Allah, her sabah 6'da ayağa dikilen adam.
Merak etme, birazdan kalkar yine her şeye maydanoz olur. Gülşen. Ne güzel evlenecekti. Biz de kurtulacaktık bu evden. Hayırdır baba? Anne ben çıkıyorum. Arkadaşlar nerede? Kahvaltıya gideceğiz Ortaköy'e. Rusya'ya dönmeden bir İstanbul havası alayım. Hadi bay bay. Nasıl giyindi gitti? Nereye gitti? Ne bileyim ben. Yine o programa katılacak herhalde. Aslan kayınpederim benim. Taktı kapıyı evlenecek. Bari bugün seyredeyim. Feridacığım hanım. Feride hanımcığım. Bana ister kızın, ister siz beni öldürün. Ama önce bir dinleyin. Burayı nasıl buldunuz? Televizyondaki yöneticilerden aldım adresinizi. Kusura bakmayın ama... Benim yalancılara kapım kapalı. Hadi koltukçu. Ayakkabılarımı çıkarayım mı? Yo, öyle girin. Of baba ya, of baba ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu işe çok zor engel oluruz. Boş ver miras falan. Babamla uğraşılmaz ya. Ne oldu? Gülşen'in dünkü lafları çok dokundu galiba. Tamam oğlum. Bak, babası öldükten sonra miras bana kaldı diye sevinen evlat yoktur. Ama miras başkasına kaldı diye kafasını duvarlara vuran çok evlat vardır. Habire ye abi, habire ye. Feride Hanım, inanın ben size hiç yalan söylemedim. Nasıl söylemediniz? Söylediğiniz her şey yalanmış. Mesela bir örnek verin. Mesela bir kere evlendim demiştiniz. 3 kere oldu ortaya çıktı. Şimdi ben bir kere evlilik yaptım dedim. Ama 3 kere evlenen biri bir kere evlilik yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ben de onu söyledim. Öldü dediniz, ölmemiş. Benim için öldü. Ne demek o? Ben ilk karımla çok kötü günler yaşadım. Yani o kötü günleri bir daha hatırlamamak, anmamak istedim. O yüzden öyle söyledim. Yani ilk karım benim için kesinlikle ölmüştür. O zaman öyle deseydiniz. Doğru, öyle demedim ama yalan da söylemedim. Peki diğerleri? Diğerlerinin benim için hiç önemi yok. Yani o evlilikleri yaptım mı yapmadım mı belli bile değil. Ben çocuklarıma anne arıyordum. Onlarla öylesine evlendim. Yani kağıt üzerinde evli görünüyordum ama kalbim bomboştu. Yalnız yaşıyordunuz hani. Evde torunlar falan varmış. Onlar yakında taşınacaklar. Zaten onların gidecek olması beni çok sarstı. Yani kalbim sadece torun sevgisiyle doluydu. Onlar da gidince artık yapayalnızım. Taşınacaklar yani. Tabii ya, bugün yarın taşınırlar. Belki de taşındılar. Ya çocuklar? Evlenmenizi istemiyorlarmış. İşte bu konuda yalan söylediniz Necati Bey. İstiyorlar dediniz. Doğru. Haklısınız. O konuda yalan söyledim. Ama şimdi beğendiğiniz, evlenmek istediğiniz bir insana çocuklarım sizi istemiyor diyebilir misiniz? Bakın sizin çocuklarınız da evlenmenizi istemiyordu ama siz yemeğe geldiniz. Ben size ayıp olmasın diye geldim. Ne ayıp olsun canım? Hiç tanımadığınız bir insana ayıp mı olurmuş? Gelmeseydiniz olur biterdi. Bakın Necati Bey, o astrolog beyin de dediği gibi biz galiba ayrı dünyaların insanıyız. Biz anlaşamayız. Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevilir? Bazen bir an için ömür bile verilir. Feride Hanım, benimle evlenir misiniz? Feride ne yapacağını bilmiyordu.
Necati insanları kandırmasını bilen bir dil cambazı mıydı? Yoksa ondan gerçekten hoşlanmış mıydı? Kendisiyle niye evlenmek istiyordu? Ona güvenebilir miydi? Mutlu olabilirler miydi? Feride Hanım'ın bütün bu cevapları bulacak vakti yoktu. Çünkü artık bir cevap vermesi gerekiyordu. Hayır. Feride Hanım Necati Bey'e evet diyemedi. Çünkü korkuyordu. Tekrar üzülmekten korkuyordu. Oo, Laylon Kazanova. Nerelerdesin ya? Şşt, beni bak. Eğer evleneceksen demin buradan bir teyze geçti. Oğlanı gönderiver. Yürüyse yetişi valla. Hoş geldin baba. Hoş geldin usta. Et dövecek galiba. Ben hazırlayayım. Necati Bey'di adamın adı. Bizim apartmandan çıkarken gördüm. Niye gelmiş? Ay söylesene ayol. Peşinden koşuyor değil mi? Yoksa bir daha mı sordu? Evet, bir daha sordu. Bu sefer evet demişsindir herhalde. Ay inanmıyorum Feride sana ya. Korkuyorum tamam mı? Güvenemiyorum. Ne yapabilirim Semiha? Ay neden korkuyorsun canım ağa? Evlenirsin, mutlu olamazsan boşanırsın. Ya o kadar kolaydı. Ben anladım. Sen bu adam peşinden koşsun istiyorsun. Tabii aşk koşuna gitti değil mi? Evet deyip evlensen iki günde her şey bitiverecek. İyi o da güzel ama bak iki üç gün sonra mahallede laf çıkmaya başlar. Bence iyisi mi sen evlen kurtul. Ay evet ayol. Adamı peşinden koşturmak istiyorsan evlendikten sonra da koşturursun. Ay benim kimseyi peşimden koşturmak istediğim falan yok. Bence sen bu adama aşık oldun. O yüzden korkuyorsun. Ama adamdan değil, kendinden korkuyorsun. Ay bir daha gelir mi dersin? Gelir canım, gelir. Ya gelmezse? Almıştır canım numarasını falan. Hiç numara falan almadım valla. Görüyor musun? Adam gelmezse bizim Feride bir 30 sene daha bekar. Ay Feride, senin kadar inatçı kadın görmedim ha. Ne yapacağız şimdi? Necati Bey'in içindeki kazanma hırsı yok olmuş, yerine bir acı gelip oturmuştu. Artık yavaş yavaş emin oluyordu. Bu çektiği acı, aşk acısıydı. Yemek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Ne yapmak istediğini bilmiyorum. İçinde ömrü boyunca duyduğu bütün sıkıntılardan farklı bir sıkıntı hissediyordu. Aynı sıkıntı Feride Hanım'ı da sarmıştı. Aklı doğru yaptığını söylüyordu ama kalbinden başka bir ses geliyordu. Feride Hanım bu sesi iyi tanıyordu. Çünkü eskilerden, genç kızlığından hatırladığı bir sesti bu. Aşkın sesiydi. Necati Bey'e güvenmemek de haklı mıydı? Bunu araştırmak için Necati Bey'i iyi tanıyan insanları bulması gerekiyordu. Thank you.
Necati Bey'i iyi tanıyan insanlar çarşıdaki komşularından başkası olamazdı. İyi günler. Hoş geldin abla, buyur. Kepekli ekmeğiniz var mı? Olmaz mı ablacığım? Mustafa evladım. Kepek ekmek sar oradan ablana. Hemen usta. Ah, teşekkür ederim. Ay, size bir şey soracaktım. Buralarda hiç güvenilir bir kasap var mı? Var tabii şurada. Şen kasap. Yani ben buraya yeni taşındım da o yüzden soruyorum. Nasıl? Sahibi iyi bir insan mı? Malum yani işi hijyen olan birinin karakteri de çok önemlidir. Yani bunlar değişken şeyler abla. Necati Usta cimridir, sinirlidir, çapkındır ama et söz konusu olduğu zaman hiç hile yapmaz. Nasıl çapkın yani? Geçenlerde Dünya Yuvası programına katılmıştı. Bilmiyorum, seyrettiyseniz görmüşsünüzdür. Şöyle şişman bir adam. Yok yok, hiç seyretmedim hiç. Azgın teke denilen cinsten. Üç karı boşamış, halen doymamış. Ama et alacaksanız, kıyma alacaksanız kesinlikle güvenebilirsiniz. Sen de evlenecek değilsin ya abla. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Güle güle ablacığım. Yine bekleriz. Şişt, bana bak. Hı. Babam hala çıkmamış oğlum. Bayağıdır içeride. Oğlum adam bunalıma girmiş olmasın ya? Vallahi et de dövmüyor. Hayır, etleri inceltince biraz rahatlıyordu ama. Neyse neyse, ben eve yemeğe gidiyorum. Tamam Lütfü abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hakkını yemeyelim, şen kasapta yile olmaz. Yalnız ablacığım, bence sen eti boş ver. Uzmanlar ne diyor? Balık diyor. Balıktaki omega 3'ü kuzuda, danada bulamazsın. Biliyorum ama yine de arada kıyma falan alınıyor işte. Zaten o yüzden sordum, karakteri sağlam bir insan mı diye. Vallahi cimrinin tekidir. Kıymayı öyle bir tartar ki bir gram fazla gelsin geri alır. Ondan sonra huysuzdur. Kıymanı al kaç. Yoksa başlar hemen. Nerede kullanacaksın? Ne yemek yapacaksın? Bu et olmaz, bu et olur. Bıy 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 konuşur kocan gibi. Çok karışır yani. Oo, ablacığım, oğlu gelini buna maydanoz diyor. Sana şöyle söyleyeyim. Üç karı boşadı diyeyim, sen oradan anla. Dedikodu yapma eşek sıpası. Geç içeride istavritar, onlara ayıkla. Buyur ablacığım, ne verelim? Yok sağ olun, şöyle bir bakmıştım. Hayırlı işler. İyi günler. Buyurun, iyi günler. Madenlerine kadar. Hop hop hop, hiçbir yere gidemezsin. Usta yasakladı, hadi başka kapıya yürü. Oğlum altıma yapacağım. Abicim camiye gidin. Cami uzak kardeşim. Allah Allah, çarşıdaki tek tuvalet burası mı? Vallahi burası. Çarşıdaki tek tuvalet burası. Hop hop. Şişt. Sen o şeyleri ne yaptın Mustafa? Hı? Önce biz geldik lan. Hadi abicim, hadi başka kapıyı. Hadi. Şey çıksın, ondan sonra sen şey yaparsın gidersin. Vallahi ablacığım, ben hayatımda bu karşıdaki kasaptan daha iyi bir kasap tanımıyorum. Şen kasap. O kadar iyidir ya. Cimri diyorlar. Hı? Yani gramajdan çalıyormuş. Kim diyor onu? Gramajdan çalıyormuş. Olacak iş mi? Tamam. Biraz suratsızdır. Biraz da cimri diye. Biraz da sinirli diye. Fakat şimdi Allah'a bak. Ne Necati Usta ne de oğlu. Tahtı da hile yapmaz. Nasıl sinirli yani? Ablacığım, ben seni bir yerden tanıyor mu? Arada buradan geçiyorum ya, oradandır. Ha, belki. Peki çırağına dayak mayak atar mı? Canım, hepimiz çırağa bir tane şaplak atarız da. Yani öylesine. Bunun siniri inadından. Ben bunun kadar inatçı bir adam hayatımda görmedim. Hele kadınsan var ya, vallahi yandım. Bir adım geri atmaz bu. Seni yenmek için yalan bile söyle. Size söyledi mi hiç yalan? Günde iki defa yalan söylemeden rahat uyuyamaz o. Demek o yüzden hiç kadın değişmiş. Ablam, ben seni bir yerden tanıyor muyum? Borcumu vereyim. Teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı işler. İyi günler, gülü gülü, gülü gülü. Ben bu karıyı bir yerden tanıyorum da nereden tanıyorum? Portakal'a gel. Washington Portakal burada. Usta, yiyecek bir şey söyleyeyim mi? Sinirlidir, cimridir, biraz da huysuzdur. Ama
Buralarda ondan iyi kasap yoktur. Yahu etleri iyi olmasa habire kendi yer mi? Sürekli et mi yer? Üf üf. Sabahları kahvaltıda pirzola yiyor. Bazen evde dana bile beslediğinden şüphe ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Feride Hanım, Necati Bey'le ilgili iyi kasaptır sözünden başka hiç iyi bir şey duymamıştı. Bu kadar insan yalan söylüyor olamazdı. Belki dürüst bir kasaptı ama evlenilecek bir adam olmadığı kesindi. Ah benim güzel papatyam. Soğukta nasıl açtın sen? Yalancı baharlar mı aldattı seni? Vakitsiz açmışsın. Sen de benim gibi yapayalnız kalmışsın. Tek başına, boynum bükük, çaresiz. Senin de mi derdine çare yok? Aman iyi, gece üşürsün sen burada. Soğuktan ölürsün, Allah korusun. Soğuktan ölmesen, yalnızlıktan ölürsün. Zaten bu çarşıda bir sen yalnızsın, bir de ben. Bakma öyle etrafımda insanlar olduğuna. Ben de senin gibi yapayalnızım. Çaresizim. Olmaz ilaç, sineyi sadı pareme. Olmaz ilaç, sineyi sadı pareme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Ah çok içim acıyor, çok. Söyle bana güzel papatyam, nasıl diner bu acı? Hayatımda bir kadını bu kadar istemişken, aşkımı bulmuşken kaybettim. Tekrar bulmam da imkansız. Bir daha da dönmeyecek. Bir rüya gördüm galiba. Uyandım, papatyam gitti. Sen kal bari benimle, sen gitme. Hiç değilse onun yerine senin geldiğini düşünürüm. Koynumu avutur. Hadi canım. Ah! Feride Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Biraz alışveriş yaptım da. Siz burada mı alışveriş yapıyorsunuz? Aslında hayır. İlk defa geldim. İlk defa? Evet. İçimden bir ses git oradan alışveriş yap dedi. O nasıl bir ses o? Bilmem. İşte öyle bir ses. İşte o ses benim içimde avaz avaz bağırıyor. Beni rahat bırakmıyor. Feride'yle evlen. Feride'yle evlen diyor. Benimle evlenir misiniz? Hayır. Sizin lügatınızda hiç evet yok mu? Belki vardır. Ama önce evinizi görmem lazım. Evimi mi görmeniz lazım? Evet. Yalan söylemeye meyillisiniz. 4-5 tane dairem var dediniz ama kim bilir belki de oturacak bir eviniz bile yoktur. Olmaz olur mu canım? Var tabii, var. Hepsi var. Vallahi buyurun beklerim. Hanemi şereflendirin. Hatta bu akşam gelin size böyle elimle güzel yemekler yapayım. Bir sofra donatayım. Ha? Bekliyorum bu akşam. Madem ısrar ediyorsunuz, tamam. Çorba yaptığınızı koydun mu? Koydum babacığım. Ha, iyice karıştırdın mı? Karıştırdım. Etin sosu hazır mı? Hazır. Sarımsak koydun mu? Koymadım. Nasıl hazır o zaman? Koy demediniz ki babacığım. Evladım sarımsaksız et sosu olur mu? Ama babacığım şimdi bu akşam bir sarımsak yerseniz ağzınız kokar. Ha doğru, haklısın. Tamam sarımsak koyma o zaman. Tamam. Pilavın altına kız. Kıstım. Demlensin bir 10 dakika. Tamam. Kekik çıkar. Karabiber, pul biber. Ne? Geliyor. Lütfü kapıyı aç. Ben açayım değil mi? Sen aç oğlum, ben mi açacağım? Tamam. Soğan doğru, azıcık ince ince hanım kaşığı.
Ha, o da kokar değil mi? Tamam, onu da doğrama. Lütfü açtın mı? Uyuma! Ne oluyor lan? Geliyor. Kim geliyor? O kadın geliyor. Hani dünya evde tanıştığı var ya, Adıfer'de miydi neydi? Buraya mı geliyor? Evet. Ne yapmaya? Yemeğe işte. Lan oğlum, o hikaye bitmemiş miydi? Hani dün her şeyi tamamen bitirmişlerdi. Geldim. Lütfü. Hadi bakalım, kaybolun. Nereye gidiyorsun Sevilla? Evden kaybolun, ortadan kaybolun. Hadi. Hah, dur. Şu mutfak çok dağınık, orayı bir toplayıver. Ben toplayayım değil mi? Evet. Baba ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok. Sen şimdi karını alıyorsun. Lütfü'yü de alıyorsun. Hep beraber uzak bir yere gidiyorsunuz. Yeni Zelanda'ya. Bu sefer güzel ve özel işlerime müdahale etmenize asla müsaade etmeyeceğim. Ben abime yardım edeyim. Evet. Tamam Hakan Bey. Ben o zaman ilk uçağa atlayıp dönüyorum Sankt Petersburg'a. Görüşmek üzere. Ha, oğlum şunu takamadım. Yardım et de tak çocuğum. Dur ben saçımı çekeyim. Benim Rusya'ya geri dönmem lazım anne. Bir iki hafta içinde geri geleceğim ama. Hı, tamam evladım. Ben yokken sakın evlenmeye falan kalkma ha. Gözüm arkada kalır sonra. Bir dakika. Ben niye taktım şimdi o kolyeyi? Sen nereye gidiyorsun? Söyleyince atlayıp geliyorsunuz. Söylemem. Yoksa yine odama yemeğe mi gideceksin? Evet. Ama sadece evini görmeye. Evini mi? Evine mi gidiyorsun? Teşekkür ederim oğlum. Anne! Anne ne oluyor ya? Bir de bu yaştan sonra flörtler mi başladı? Aa, ne varmış benim yaşımda? Hakan Bey, ben Rusya'ya dönemiyorum. Çünkü babaanne vefat etti. Amin, amin. Dostlar sağ olsun. Ya. Amcamlara iniyoruz. Kitaplarını aldın mı? Aldım. Aferin, hadi al çantayı. Baban nerede anne ya? Amcamlara indi. Hadi. Hadi bakalım, hareket misin artık burada? Doğru aşağı. Yallah. Ne iş? Sana ne? Sen her şeyi bilmek zorunda mısın? Yürü. Abla, dedemin kız arkadaşı geliyor. Şşş, küçültemeyin lan. Doğru aşağı. Yallah. Çabuk. Gülsenim, aman kimse yukarı çıkmasın, tamam mı canım? Bak geçen yemek gibi olursa karışmam ha. Hiç merak etmeyin babacığım, kimseyi yukarıya çıkartmayacağım. Tamam, sağ olasın. Hadi kızım. Koyuna bak, koyuna da bak Yosman'ın boyuna da bak Yosman'ın boyuna. Kıvırımı kıvırım saçları taran irinam. Ağlanıyor boynuma taran irinam. Efendim hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Buyursunlar. Pardesenizi alayım. Pardesimi vereyim. Ah, ben bu hayvanı onunla beraber zannettim, hayırlıymış. Buyurun lütfen. Evinize hoş geldiniz. Ah, daha evim değil. Ama olacak inşallah, kısmetse. Feride Hanımcığım, nasıl arzu edersiniz? Önce yemek yiyip sonra mı evi gezelim? Önce evi gezip sonra mı yemek yiyelim? Aynı mı oldu ikisi? Heyecanlı. Yemek yiyelim. Emredersiniz, buyurun efendim. Estağfurullah. Buyursunlar. Şöyle geçin. Ya Vedat, tanımadığı etmediği bir adamın evine gitmesine nasıl izin verirsin? İzin mi istedi benden? Nerede bu, eve gidip bulalım. Olur mu zaten canım, başkasının evinde öyle? Vallahi söylemedi ki nerede olduğunu. Ay Vedat, ay! Allah Allah! Ne yapsaydım yani, taksiye önüne mi atlasaydım? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Annem kesin kararlı ki böyle davranıyor. Yani çok yakın bir zamanda yeni babamız olacak sanki. Vallahi eğer o adamsa olmaz. Nikah falan derlerse de karşılarında beni bulurlar. Çorba güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Kendi ellerimle yaptım sizin için. Ah, elinize sağlık. Gerçekten siz mi yaptınız bunu? Tabii canım. Demek yemeğe çok düşkünsünüz. Belli olmuyor. Ne niyetinizle geldiniz? Bak demek bir evim varmış. Evet. Bundan 5-6 tane daha var.
Büyük daire onlar daha modern. Onların mimarisi daha çağdaş. Biraz eski kaldı ama dükkana yakın diye bunu tercih ediyorum. Yani evimiz burası olacak. Ama siz istemezseniz kiracılardan birini atarım, oraya geçeriz. Benim için insanları evlerinden çıkartırsınız. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle olmaz. Sizin için bile olsa kesinlikle çıkartmam. Karda kışta kıyamette elin garibanını kapının önüne koymak benim vicdanıma el vermez. O yüzden evimiz burası olacak. Oğlum bir şey duymuyor, ne yapacağız? Ne bileyim ben ya. Bak bu mum, yemek falan kadınlar bayılır ha. Kesin ikna edecek bu kadını, söyleyeyim sana. Bana bak, girip rahatsız edelim. Tamam, ver anahtarı. Yok, anahtarla olmaz. Kapıyı çalalım, açarsa gireriz. Açar mı abicim? Açmaz kapıyı, ver şu anahtarı. Yok, olmaz. Anahtarı verirsem her şey anlaşılır, kabak benim başıma patlar. Niye? Bir tek anahtar bende var, sende yok. Aman be aman, korkak antrikot. Çal o zaman kapıyı. Kapıcıdır, çöp için geldi herhal. Çöpü çıkarmıştım ama. O şimdi çalar çalar gider, açmasak da olur. Açmıyor. Hadi ya, açarsa haber ver tamam mı? Çünkü belki ben fark etmem. Bana bak, öyle ters ters konuşma. Senin iki katının, görmüyor musun ya? Açıp yok diyeyim bari. Yok yok, o üç defa çalar huyudur. Üçüncü de açmayınca gider o. Bizim kapıcı değişti galiba. Bir bakayım. Çöp yok Şaban Efendi. Abi, telefonunu versene. Kapıcı önemli. Nihayet baş başa kaldı. Ay, affedersiniz, kapatmayı unutmuşum. Ay, rica ederim. Cebimin telefonu. Bir dakika ya, sen niye benim telefonumla arıyorsun ya? Ulan Lütfi, yedim seni. Açmayacak mısınız? Aa, yok, önemli biri değil canım. Şu an benim için en önemli sizsiniz. Estağfurullah. Ben şunun bataryasını bir yukarı geleyim. Oh, çok şükür. Necati Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Benimle neden evlenmek istiyorsunuz? Doğruyu söyleyin ama. Evet. Vallahi sizi gördüğümde dedim ki Allah'ım bu kadın nasıl bu kadar güzel gülüyor dedim. Ya bu kadının nasıl böyle ışıl ışıl gözleri var dedim. Yani bu kadın dedim benim karım olsa dedim. Yani böyle içimde sizi görünce bir şey kalkıyor. Beni buralarıma kadar gelip köpürüyorum, taşıyorum böyle. Dedim yani 60 yaşından sonra bir adama bu yakışmaz. Ama sonra düşündüm ki ben şey olmuşum. Ne olmuşsunuz? Aşık olmuş. Benimle evlenmezseniz bu papatyalar solduğunda ben solarım. Bu papatyalar ölür, ben ölürüm. Nereden buldunuz bu kadar papatyayı? Mevsimi de değil. Aşkın da mevsimi değil ama işte öyle oluyor. Bana bu evde benimle yaşayacak bir papatya lazım. Benim papatyam olur musun? Olayım bari. Necati Bey nihayet istediği cevabı almayı başardı. Feride Hanım sonunda teslim olmuştu. Çünkü aşk nereden gelirse gelsin çok güzel bir duyguydu. Karar verdim. Evleniyorum.
Musa, günaydın kardeşim. Günaydın kardeşim. Çayını bırakıyorum ben. İstemiyorum çay falan. Aş, Necati Usta'nın evleniyormuş. Yok canım, evlenmiyor. Kadın reddetti onu. Yok yok, tekrar kabul etmiş. Hadi canım. Sen nereden biliyorsun be? Ben bilirim oğlum. Bana Yusuf Haber Ajansı derler. Sen ne zaman evleniyorsun bakayım? Bir kız bulunca. Aa, o zaman bana 1000 lira borç versene biraz ha. Niye? Oğlum nasılsa senin kız bulman uzun sürer. Ben de o zamana kadar zaten sana geri ödemiş olurum. Abicim ben buldum evleneceğim kadını. Ebenek ekmece. Böyle koklayacak. Sor böyle sizce. Siz bakayım. Elinde yakışmayalım. Saliha'yı unut oğlum. Sen Nurettin abiden kız isteyeceksin de Nurettin abi de sana verecek ha. Vallahi Iraklı gazeteci gibi kafana bir fırlatır ayakkabıyı. Ama Nurettin abi mıskalamaz ha. Sen merak etme. Her şey paraya bakar aslanım. Ya hadi be Rıza. Oğlum banka peşimde lan. Evi aciz gelecek. Allah Allah. Hayret bir şeysin ya. Rıza ayıp ediyorsun ha. Günaydın. Günaydın Nita abi. Cici anne geliyormuş. Canım senin başka işin yok mu sabah sabah? Tamam abi ya. Bir şey demedim. Buyur abi çayını. Hem cici anne kötü bir şey mi ama öyle değil mi? Ne güzel cici bir anne işte. Ay. Ya Lütfü abi, heh, bu cici anne işi doğru mu? Montofon, bu dükkanda cici anne lafını yasaklıyorum. Afiyet olsun. Lan Yusuf, çayın kaldı oğlum burada. Bak bak bak, şeyi düşürdü o da. Doğru mu şunu? Kafa nerede kim bilir? Tövbe yarabbi. Of! Tamam hayatım, üzme kendini. Bak evlilik danışmanı ne dedi? Kendinizi babanızdan kurtarın dedi. Onu hayatınızın merkezinden çıkarın dedi, değil mi? Ay siz psikoloğa mı gittiniz? Evet. Çok mu garip? Ayrıca psikolog değil canım. Danışman. Ha. İkinci senenizde danışmaya başladıysanız siz danışmana. Bu gidişle Erdem babasından hayat boyu kurtulamaz. 3 kere de bu ev benim. Tamam, tamam. Sinirlenme, sinirlenme. Sen devam et. Acaba kına gecesi olacak mı? Kına gecesi şart verdi. Aman yok, ben kına gecesi falan istemiyorum Perihan. Aa, oldu mu tamam olsun. Sen bize nikah tarihini söyle, biz her şeyi hallederiz. Nikah tarihini bilmiyorum ki, hiç konuşmadık. Tamam, sen hiç merak etme. İsterse düğün yarın olsun, ben yine de yetiştiririm senin gelinliğini. Ay ne düğünü, ne gelinliği Semiha, ben genç kız mıyım? Aman bir tek genç kızlar mı düğün yapıyor? Köpek atmadan evlenilir mi? Bir de güzel bir şey çalar. Eğleniriz. Aa, eğleneceğiz tabii ayol. Ah, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldik. Hanımlar, nikah gününü bildirmeye geldim. Bir de hani yapılacak bir şey var mı diye bir sorayım dedim. Nikah günü mü aldınız? Evet, tanıştığımız televizyon programı var ya, onlara söylüyorsun. Seni canlı yayında evlendiriyorlar. Çok şahane bir hizmet canım. Aa, çok güzel. Bak bütün Türkiye seyredecek. Yo yo, ben televizyonda evlenmem. Niye canım, ne güzel işte. Hem de bedava. 2 gün sonra nikah var, tamam mı papatya? Hadi bana eyvallah. İyi günler. Ben vazgeçtim. Yani bu kadar önemli bir konuyu bana danışmadan yaparsa evlenecek kim bilir neler yapar. Ama bizim adamlar sanki bizden sürekli izin istiyorlar. Ayol bunların hepsi başına buyruk. Şekerim, cimri dediler, inanmamıştım. Bak ucuz olsun diye düğün bile yapmıyor. Ayol sen değil miydin düğün istemiyorum diye? Tamam işte, bir kına gecesi, bir nikah, bu iş tamamdır. Hadi, hadi kalk da ölçünü alayım. Yok ben vazgeçtim, evlenme. Ay hadi kalk, mezuran nerede? Hadi, hadi. Ya hala mezuran diyorsun ama ben ciddi söylüyorum. Bak bunu tamam. Bakıyoruz bana, oyuna da bakıyoruz bana, oyuna kıvrım kıvrım saçları tanrına. Buyur ablam, oyunuma. Allah bereket versin, gülü 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 gülü. Baba, ne yapıyorsun? Hesap yapıyorum. Ne hesabı? Yerleşim hesabı. Masaları nereye koyacağımı hesap ediyorum. Ne masası ya? Dikkat dikkat, bütün çarşı esnafı. Duyduk duymadık demeyin. Bu akşam hepiniz burada akşam yemeğine davetlisiniz. Sabaha kadar benim misafirim olacaksınız, eğleneceğiz.
Hocalardan duyan geldi, camilerden imam geldi, komşulardan duyan geldi. Hadi bana Nurettin, hadi gari, sen de gel. Ver bak şen kasap Necati. Eğer mesarifleri senin yapacağına dair beni kağıt imzalarsan gelirim. Tabii ben mi yapacağım masrafları ya? Başka kim yapacak? Bekarlığa veda gecesini belediye düzenleyecek de iyi ya. o zaman ben de katliyetten gelirim. Ne kadar güzeller. Tek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Gülşen ne oluyor sabah sabah tepe mepe ya? Kına var bugün kına. Ne kınası ya? Cici annenin kınası. Gülşen bana cici anne deme tamam mı? Hemen yeni bey bakmanın zamanı geldi Lütfü. Bugün kına, yarın nikah, nikahtan sonra da gelir cici annen zaten. Biz de bir an evvel gideriz artık. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gidiyoruz Lütfü. Baban evleniyor, yeni karısı geliyor. Biz istesek bile onlar bizi istemezler. Zaten bugün baban bizi kovar bak gör. Ya niye kovsun ya? Kovmaz. Lütfü. Bugün hemen kendinize yeni bir ev bakın. Ben evleniyorum. Ama baba biz... Hem de kalk dükkanı aç. Yamış gibi yatıyorsun sonra bu kasap dükkanı iş yapmıyor diyorsun. Tamam baba ya. Gülşen. Buyurun babacığım. Ben bugün kendime biraz damatlık bir şeyler bakacağım. Çarşıya çıkıyorum kızım. Peki babacığım güle güle. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Allah. Hayırdır inşallah. Oo efendim bundan sonra lütfen bu eve zırpıt gelmeyiniz. Yarından sonra ben evli bir adamım. Evli bir adamın evine de ile zırpıt gelinmez. Ev kurmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uyandı mı? Uyandı. Şuraya bak ya ben kırmızı alarmdayım. Bu Dobby hala uyuyor. Akşam kınaya geliyorsun değil mi çeyrek gelir? Ne kınası ya? Canım kayınvalidemizin kınası var. Ona davetliyiz hepimiz. Ben davet edildiğimi hatırlamıyorum. Ayrıca edilsem de gitmem. Aa niye canım? Eline kına yaktır, sevaptır. Ben elime kına yaktıracağım. Sonra o elle gidip şirkette çalışacağım öyle mi? Aa sizin şirkette kına yaktırmak yasak mı? Ay hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Kına mına? Ne oluyor yani kına yakınca? Gelenek görenek diye bir şey var herhalde. Yeni evlenen kıza kına yakılır. Kına gecesinde kızı ağlatılır ki evlendiğinde mutlu olsun diye. Sana evlendiğinde kına yaktılar mı? Yaktılar. Ağladın mı peki? Ay ağladım. Demek bu inanış doğru değil şekerim. Niye? Çünkü sen bütün gün yemek yapıyorsun. Tatil yok, gezmek tozmak yok. Kayınpederinin evinde iki tane çocukla akşama kadar koşturup duruyorsun. Ha bu mu yani kına gecesinde ağlayıp da evlilikte mutlu olan kadın modeli? Ay iyi ki ben kına yaktırmamışım. Yoksa ben de senin gibi mutlu bir kadın olurdum. Ah be abi, ah be abi. Adam damatlık diktirmeye gidiyorum diyor, sen arkasından inek gibi bakıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle ya? İnek minek. Ne yapacaktım? Önüne mi çıkacaktım? Çıkacaktın tabii. Burada söz konusu olan koskocaman bir miras. Kadının biri gelip hepsine konacak, sen ne yapabilirdim diyorsun. Bir de beni taklit ediyorsun. De ediyorum, ne var? Moralimi bozmana izin vermeyeceğim çeyrek gelin. Bugün benim en mutlu günüm. Göbek atılacağı zaman bu kadar sevinmeni çok iyi anlıyorum. Keşke bende de göbek olsaydı da... Ben de sevinebilseydim. Biliyor musun? Bu gece kına gecesine gittiğimiz zaman seni o kapıdan içeri almayacaklar. Niye almayacaklarmış? Suratına şöyle bir bakarlar. Bugün mutlu bir gün derler. Ve senin gibi suratsızların yüzüne kapıyı kapatırlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Vermesinler annesinin bir tanesini hor görmesinler annesinin bir tanesini hor görmesinler uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim. Hadi bakalım uydurur ya.
canlanın biraz bakalım. Hadi. Cenazeye dostum. Usta. Buyur usta. Etler ne oldu oğlum? Ya hemen geliyor usta. Ya hadi. Bütün angarya işleri de bana veriyorlar ha. Ya hadi be oğlum, hadi işine bak sen. Ben bak. Bakalım kasap Necati bu karıyı ne zaman kaçıracak? Bakarsın bu sefer bizimki karıyı göndermeden karı bunu gönderir. Nereye kaçırttırıyor? Tahtalı köye, tahtalı. Üstüme taze kına geldi, yarın alayım sana yarım kilo. Ya. Kusur şeyin size dursun ulan. Hayatımda sizi kadar kıskanç adam görmedim ha. Neyini hazırlayacağız? Tövbe tövbe. Ya Necati amca, nesini kıskanacağız? Sanki 25 yaşında genç bir kız almışsınız ha. Hoca efendi biz de süt kutusu almadık ama yani bu tarihi gibi de tarihi eser değil. Ne demiş daha? Aç tavuk, kendini dara ambarında san özemiz la. Hele sen hiç konuşma, sen hiç konuşma yani tufandan ürettin. Niye ki ne? 50 senedir aynı karıya takıldın, boyuna kız doğuyor sana. Bak ben şimdi bir tane üçüncü aslan gibi erkek evlat yapayım da sen de çakla. Oo, cici anneden sonra bir de kardeş mi geliyor Lütfü abi? Mirasa bir ortak daha çıktı çak abi. Sana bir çakarım. Düşüneyim. Ya ben dikkatim falan derken hep birden hatırıma geldi. Yani sana uğrayayım da bir parça çöp falan bir şeyler alayım ha. Gel Necati amca. Kişniş var değil mi? Var. Isıtan tohumu. O da var. Ha, maraşino kirazı var mı? Buyur. Maraşino kirazı, maraşino kirazı. Sen bana şuna kirazını bilmiyor musun? Ulan ne biçim atlarsın sen? Kapat mı dükkanı ya? Bana şuna kirazını bilmediysen sonra pecalı dükkan mı olur? Ya bu otlar falan cinsel gücü arttırmak için mi abi? Hani bilelim de ona göre not olalım. Yok be ya, bunun Maraş dolaylarında yetişen bir kiraz mıymış ne? Ha, kaz için bu, kaz için. Kaynanalar kaç sen alayı. Geliyor gelin alayı. Kaynanalar çeksin alayı. Günaydın baba. Ay, günaydınım bastım Lütfü. Oğlum hassas bir iş yapıyoruz burada. Bak tozunu çok kaçırttım. Ne o? Ha şu otlar. Tabii otlara bakışı inek açısından yapmamak lazım. Yani bazı otlar vardır ki cana can katar. İnsanın enerjisini ikiye katlar. Babacığım bak bu kadar enerji sana iyi değil. Yani maazallah Allah korusun ya kalp bak biliyorsun. Sen de biliyorsun ki benim kalbimin tek sorunu boş olmasıydı. O da Allah'ın izniyle bugün sona eriyor. Allah Allah! Adam köyün delisi gibi ya. Şimdi otlarla karışım yapıyor. E sen de öğren neymiş Lütfü. Bu aralar senin de ihtiyacın var gibi. Tövbe 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 ya. Hadi bakalım. Anne. Kına mına tamam eğlendiniz yeter. Bitsin artık şu evlilik saçmalığı. Çok geç kaldın çocuğum. Nikah bugün. Anne peki ne yapacaksın? Boşaltacak mısın bu evi? Tabii boşaltacağım. Ben olacağım. Sen Ankara'ya gideceksin. Okulunu bitireceksin. Sonra 3-4 ay sonra benim okulum bitiyor. İstanbul'a gelince ne olacak?
İstanbul'a gelince kendine bir iş bulacaksın ve yeni bir hayat kuracaksın. Anne, senin işsizlikten haberin var mı? Kapitalizm çöküyor. Kapitalizm çökerse çöksün, hayat duracak diye ya. Duracak anne, hayat da duracak. Her gün 50 tane fabrika kapatılıyor. Ne olacak o insanlar? Ne yapacaklar? Kızım, bugün annemin nikahı var, sen yine başladın kapitalizm falan. Bir sus! Anne, bu evlilik olamaz. Bak dün kasaba gittim, bekarlığa veda gecesinde o adamın söylediklerine inanamazsın. Evet anne, bak çok dikkatli dinle bunları. Senden erkek çocuk istiyormuş. Yok, daha neler. Bitmedi, dahası var. Tamam, tamam. Başka hiçbir şey duymak istemiyorum, tamam mı? Oturun, ben açarım. Günaydın. Ah, günaydın, hoş geldin. Gir içeri, gir. Ay, sana bir şey soracağım. Meraktan sabaha kadar uyuyamadım. Neymiş o? Ay, bu gece gerdek gecesi. Ay, sus kız, çocuklar da. Ay, iyi o zaman gel mutfakta. Hadi. Günaydın. Nasıl, heyecanlı mısın? Ay Semiha, bu yaştan sonra ne gerdeği canım? Ay, öyle deme ayol. Evlilik oldu mu gerdek de olur. Adam bekler. Şşş. Boşuna beklemesin. Ben sana söyleyeyim. Bak kilolu milolu olduğuna bakma. Bence Necati Bey bu gece senin kapını kesin çalacak. Vallahi kusura bakmasın, evde yokum. Vay namussuz macun be. Daha yer yemez canlandım vallahi. Kim bilir akşama ne olurum. Ne aldın ustanı? Ne olması be? Oğlum bugün nikah yok mu? Ne takacaksın? Aa doğru vallahi, bir şey takmak lazım değil mi? Bak gel bir hayır işle. O takacağın takının parasını bana ver, ben de şu kredi borcumu kapatayım. Hem sen büyük bir sevaba girmiş ol, hem de Türkiye ekonomisi krizden kurtulsun. Hadi Rıza. Vallahi abicim, benim takacağım bir tane çeyrek altın. Onunla da ekonomi canlanmaz. Hadi bakayım, başka kapıya. Dur, istemiyorum. Yaptın değil mi? Ha? Sonra sana oralarda yer bulamam ben. Hadi git işini yap, koş. Sen de iyice bensizlikli yaptın anne. Yürü git. Hayret bir şey konuşuyor bir de. Anne, hı, ben de makyaj yapacağım. Aa, ne makyajı be? Bacak kadar çocuk makyaj mı yaparmış? Baba ya. Hem sen bu makyaj malzemelerine ne kadar para veriliyor biliyor musun? Of ya. Al, sen ya, böyle daha güzelsin. Aşkım, nasılım? Çok güzelsin Lütfü. Kravatında mayonez lekesi var. Biliyorum ama bak, böyle ıslatınca geçiyor. O kuruyunca geri gelir Lütfü. O zaman sen de doğru dürüst yıka hayatım. Onu yıkamak değil, yakmak lazım Lütfü. Aa, yakmak mı? Bana bak, bu benim bağlı olan tek kravatım, tamam mı? Ben açarım, dur. Ne oluyor ya? İtiraz edeceğim. Ne? Evliliğe. Nasıl itiraz ya? Nikah memuru soruyor ya, itirazı olan varsa konuşsun diye. Canım o filmlerde olur. Filmde olursa gerçek hayatta da olur. Ne diye itiraz edeceksin? Ne bileyim ben. Onu da sen bul. Her şeyi benden bekleme. Lütfü. Edeyen. Gene neler geçiyor aklınızdan bakayım. Yok bir şey baba. Babam ne iyi etti diye düşünüyorduk. Ne iyi etmişim? Yani ne iyi ettin de evlendin diyoruz babacığım. Heh. Aman Yiğit'i gönder de bakkaldan bana bir enerji içeceği alsın. Ne? Enerji drink, enerji drink yok mu oğlum? Baba ne yapacaksın enerji drink'i? Ya bu akşam bana çok enerji lazım be. Nikaha giderken yolda boş durmam, içerim. Hadi eyvallah. Buldum. Ne buldun? Feride Hanım'a öyle bir şey sunacağım ki... ya imzalayacak... ya da bu nikahtan vazgeçecek. Neymiş o? Bir kadının asla imzalamak istemeyeceği bir şey. O ne lan? Buyurun, buyurun lütfen. Buyurun.
buyurun. Evet arkadaşlar, yayına giriyoruz. 5, 4, 3. Çok mersi efendim. Sizler stüdyomuzda, ekran başındaki izleyicilerimiz de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, hepinizin çok iyi bildiği gibi geçen hafta buradan rüzgar gibi bir Necati amca geçti. Seyircilerin arasından bir hanıma göz koydu ve sonunda onu evlenmeye ikna etti efendim. Necati Bey bizi aradı ve Zuhal Hanım, biz sizin programınızda tanıştık. Biz sizinle beraber bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Bizi size evlendirin dediler. Biz de onun için ufak bir nikah töreni organize ettik. Ve birazdan onları hep beraber burada evlendireceğiz. Patlat be. Vuruşlar beni bitiriyor Mahmut abi. İyice gözüksün. Tamam. Öbürleri nerede, arkada var mı? Var. Güzel olmuş. Feride Hanım. Buyurun. Sizinle 2 dakika görüşebilir miyiz? Tabii. Mümkünse yalnız. Ben sizi baş başa bırakayım o zaman. Feride Hanım. Bunu size sunmakla görevlendirildiğim için kendimi son derece şanssız hissediyorum ama babam çok ısrar etti. Nedir bu? Bu evlilik sözleşmesi. Yarın öbür gün bir ayrılık olursa hiçbir hak talep etmeyeceğinize dair. Malum babamda biraz mal mülk var. Bu olay Feride Hanım için büyük bir sürpriz olmuştu. Her türlü olumsuzluğa rağmen güvenmek için kendini zorladığı adam kendisine güvenmiyor ve para için evlendiğini düşünüyordu. Ferideciğim, hadi Necati Bey hazırmış, seni bekliyorlar. Hadi. Hadi ben de kaçtım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, sefa bulduk. Sağ olun. Ay, sizi böyle görmek ne güzel ya, ne güzel. Vallahi Necati amca senden korkulur. Buraya geldin, onca kadını eledin, gittin seyircime göz koydun, bu masaya oturttun. Helal olsun vallahi, alkış be Necati amcaya. Sağ olun. Necati Bey, sonunda muradınıza erdiniz. Şöyle bir duygularınızı alalım efendim. Vallahi ben çok mutluyum. Çok şükür bu anı da yaşadım. Darısı bütün sevenlerin başına. Ay amin, amin. Amin. İnşallah. Feride Hanımcığım, sizin de duygularınızı alalım. Neler hissediyorsunuz? Ben heyecanlıyım, konuşamayacağım. Ay kız, kıyamam. Yeni gelin, heyecan var tabii ayol, heyecan var. Neyse, sözü uzatmayalım. Sevgili nikah memurumuz burada. Ben Feride Hanım'ın nikah şahitliğini üstlendim efendim. Diğer şahidimizi de beyefendi, siz de alalım böyle. Alkışlarla lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, söz sizde. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Feride Hanım ve Necati Bey,
evlenmek için nikah tarihimize başvurdular. Biz de evlenmelerine herhangi bir mani olup olmadığını tespit ettik. Ve şimdi nikahlarını kıyacağız. Necati Bey çok heyecanlı. Önce ona soralım. Siz hasbiyoğlu Necati Şen Ocak, Feride Göktürk ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kalbimin sesini dinliyorum. Diyor ki evet. Siz Mehmet kızı Feride Göktürk, Necati Şen Ocak ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Yuvanıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yorucu bir gündü değil mi Necati Bey? Yok, ben hiç yorulmadım. Yok yok, yoruldunuz. Gözlerinizden belli. Yok canım, hiç yorulmadım. Aksine kendimi çok enerjik hissediyorum. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım. Çok iyi gelir ha. Kahvemizi sabahleyin içeriz. Efendim? Yorgunluk kahvesi içmek için önce bir yorulmak lazım değil mi? Hele bir yorulalım, kahve kolay. Şahsen ben çok yoruldum. Kahvemi içip hemen yatacağım. İsterseniz size de yapayım. Madem ısrar ediyorsunuz. Yapayım, yapayım. Ay Vedat, otur artık yerine. Başım döndü. Ben annemin yanına gidiyorum. Abi saçmalama, iş işten geçti artık. Evlendi, bitti. Kızım daha gerdek merdek var. Ya annemi istemediği bir şey zorlarsa bu adam? Biraz geç olmadı mı canım? Henüz geç değil. Saat anlamında demedik. Annem evlendi. Bundan sonra o adamla yaşayacak. Yani gidip yatak odalarına derhal nöbet tutacak değilsin. Gerekirse onu da yaparız. Ay Vedat, otur şuraya sakinleş. Yeni gelin de nasıl da güzel gelinmiş, nasıl ya, da güzel buyur. Gelinmiş. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Aman, köpüğü de Ankara'nın çiftlik etsi gibi. Bambayaz, bol köpüklü. Tadı da 10 üzerinden 11. Hadi yatalım. Daha kahvenizi içmediniz. İçmedin mi?
İçeyim o zaman. Hadi yatalım. Necati Bey, diyorum ki bu gece oğlanla gelinin odasında yatsam. Olur yani. Beraber olduktan sonra o da fark etmez. Ha o da, ha bu o da. Ay, yanlış anladınız. Ben yalnız kalayım anlamında söylemiştim. Yalnız mı? Neden yalnız? İlk geceden sizi rahatsız etmeyeyim diye. Estağfurullah Feride Hanım, ne rahatsızlığı. Biz 2 saat önce evlendik. Bu gece gerdek gecesi. Yani gerdek gecesinin ehemmiyetini ve manasını bozmamak lazım değil mi? Madem ki gerdek gecesi, o halde gerdeğin hakkını verelim. Necati Bey bakın, biz yaşlı insanlarız. Ay, niçin evlendiğimiz de ortada. Niçin evlendik? Arkadaş olmak için. Yani arkadaş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Feride Hanımcığım, biz 2 saat önce evlendik. Evlilik olduktan sonra karı koca olduk. Karı koca olduktan sonra arkadaşlık biter. Anlatabiliyor muyum? O gençler için geçerli. Yok, kanuna göre yaş fark etmez. Medeni kanun diyor ki her yaş grubundan insanlar evlenirler, evlendikten sonra karı koca olurlar, gerdiğe girerler ve ne gerekiyorlarsa yapılır diyor. Medeni kanun öyle diyor. Yoksa ben de yorgunum. Evliliğimizin ilk yalanını söylemiş oldunuz. Feride Hanım, haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. İkimiz de yorgunuz. Biz bu gece uyuyalım. Bence de. Önce siz buyurun isterseniz odaya, hazırlığınızı yapın. Ben de sonradan mülaki olurum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağdaki. Nihayet odaya gönderdik. Gerisi kolay. Eşofmanlarımı içeride unutmuşum. Ne yapacağım yani, akşam şimdi pantolonla mı yatayım? Allah Allah, bak pijamalarım burada. Ben o erdemlerin evinde hayatta bu çubuklu pijamayı giymem. Bakıp bakıp gülüyorlar sonra. Allah Allah, güldürtme kendini, sen de dik dur azıcık. Ne yapayım, çubuklu pijama giyip çubuksuz pijama giymiş taklidi mi yapayım? Ya. Çekil şu. Saçmalama. Ya çekil şu. Saçmalama. Ya. Düşeceksin orada. Az belek gelsene. Yok yok, ben iyiyim, iyiyim. Yaklaş biraz, yaklaş. Burada akrep yok. Geldim. Ömrümü yedin. Ha, çekil şuna, çekil. Saçmalık. Ya bak, onlar zaten çoktan yapmıştır bile hayatım. Ben sessizce gireceğim, eşofmanımı alacak. O kadar. Thank you.
canım, nereden çıktı o? Gürültü geldi. Gürültü mü geldi? Ben hiç duymadım. Ne olur gidip bakar mısınız Necati Bey? Yok, gider şimdi o canım, gider o. Nereden biliyorsunuz? O tanıdık o, bu evin kadrolu hırsızıdır o. Ne diyorsunuz, hiç anlamıyorum. Aman tamam, şaka yaptım şaka. Ben bir gideyim bakayım. Lütfen. Hı. Ben söylemiştim babacığım ama dinletemedim. Eşofmanımı aldım baba ya. Evladım artık burası sizin eviniz değil. Siz artık burada kalmıyorsunuz. Her şeyini al ve götür. Şimdi değil lütfen, şimdi değil evladım. Ne zaman? Bak zaten yerimde duramıyorum, karşımda durma. Ya. Uyuyorum Necati Bey. Uyuyan kadar konuşur mu canım? Siz uyandırana kadar uyuyordum. Ben de belki beraber şey ederiz diye... uyuruz diye uyandırmıştım. İyi, uyuyalım o zaman. İyi geceler. İyi. Feride Hanım. Hep uyuyacak mıyız böyle? Ama öyle anlaşmıştık. Aldım, aldım, aldım. Ver. Girme sen mi acaba? Bebişim gördün, abim tuvaleti tıkamış. Ay niye bize geldiler ki zaten? Ya ne bileyim ben. Bebeğim ver, girmem lazım. Uyuyorum. Ben bugün evlendiğimizi bir hatırlatayım dedim. Hatırlıyorum zaten. Ya bir de ben hatırlatayım dedim. Evde biri var. Allah beni belanı versin, ben ne yaptım? Hayırdır inşallah? Tuvalete geldim de. Kolonya falan ister misin? Yok baba, sağ ol, evde var. Bir 50 kuruş bırak bakalım. Efendim? Otogar tuvaletim olan burası. Senin evinde tuvalet yok mu? Ya baba, Lütfü abim tuvaleti tıkadı. Ay senin Lütfü'nden bıktım artık. Ben de vallahi. Hadi kaybol, defol, yürü. Tamam, gidiyorum. Baba. Hı? Heyecan var mı heyecan? Ne heyecan lan? Ay gerdek merdek falan işte. Değil mi? Ben senin yaşın kadar evlilik yaptım. Gözüm kapalı girerim gerdeğe. Ya biliyorum da hani yaş var ya, böyle ani hareketlerden kaçın. Bak şimdi bir ani hareket yapacağım sana. Ya tamam gidiyorum. Baba bak gözünü seveyim. Kalp, tansiyon. Nereden defol? Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Alayım canım. Şunun şurasına kocanım artık. Yani gururuma dokunuyor. İnciniyorum vallahi. Ama iyi peki. Alın bakalım. Kapı çaldı. Çok. Açmayacak mısınız? Açmayacağım. Ay, gene çaldı. İyi, kapıya bir yazı yazacağım. Zili çalmayın. İçeride gerdek var diye.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anneme bakmıştım. Oğlum annen senin 30 senedir annen. Şimdiye kadar bakamadın mı? Annemi görmem lazım. Yarın görürsün. Tamam hadi güle güle çocuğum. Anne! Vedat! Hayırdır inşallah bir şey mi oldu oğlum? Yok bir şey anne. Seni özledim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evladım 2 saat önce beraberdiniz. Ne zaman özledin? Biz biraz düşkünüzdür birbirimize. Biz de biraz biz de çok düşkünüz birbirimize. Otur oğlum otur. Ama fazla yerleşme değil mi? Anne ben bu gece burada kalayım. Çüş. Yani yerimiz yok oğlum. Yer olsa dükkan senin. Koltuk var işte. Aa, bak yavrum sen bekardın değil mi? Evet. Ha, şimdi evliliğin bazı kuralları vardır. Bazı ritüelleri vardır değil mi? Gecelerin önemi vardır. Kına gecesi, nikah gecesi, gerdek. Anne nasılsın? İyiyim oğlum. Feride Hanım bir şey demeyecek misin? Hangi konuda? İsrail saldırısı konusunda Filistin katliamı. Canım adam kalacağım diyor. Ne diyorsun? Ay o da çocuk. Bilincibilere dışarıda kazık kadar adam diyorlar. Ne çocuk? Benim için hala çocuk o. Tamam mı anne? Kalıyor muyum? Kal bari. Bu gece yine elimden kurtuldum utangaç papatya. Ama ben de Necati'ysem yarın senin o bütün yapraklarını tek 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 koparıp yiyin. Yiyin!